Herkese merhaba. Bu hafta sonu Ankara'ya gideceğimi söylemiştim ve neredeyiz şu an? Söğütlü Çeşme Tren Garı'ndayız. Şu gördüğünüz kısımdan yolculuğa başlayacağız ama bu taraf mı, bu taraf mı ben de bilmiyorum. Bir de nasıl bilmiyorsun diyebilirsiniz. Şey diyormuşum, Google'dan araştırın bakın ne taraftan gidiyor. Şu kısımdan gireceğiz birazdan içeriye. 10.53'te kalkacak. Tam 52 dakikamız var. Neden 53 bilmiyorum. Yani 51 değil, 54 değil, 53. Nedenini bilmiyorum. Ama 7 saat sonra Ankara'ya varacağımızı gösteriyor. Sabah yani 6.30-7 gibi en kötü ihtimal orada olacağız. Ondan sonra da Ankara gezimize başlayacağız. O zaman ne yapalım? Yavaştan içeriye doğru girelim ve trenimize binelim. Ankara'ya geldim ve en sevdiğim dizinin hapını gördüm ya. Yani normal kafe olsaydı keşke. Şu an gördüğünüz üzere jeneriği hemen çalıyor. Ve yaklaşık 8 saat süren tren yolculuğundan sonra Anıtkabir'e ulaşmış durumdayız. Şu an Aslanlıyolu'nun oradayız. Aslanlıyolu geçtikten sonra da Anıtkabir'e yani atımızı ziyarete gitmiş olacağız. Orada da fotoğraflar çekileceğiz. Size videolarla orayı göstereceğim. Hadi gidelim o zaman. Berat, şarj ettin mi telefonu? Aynen, dur bak şöyle arabada şeyden sonra ben...
çabalarımızın sonunda Anıtkabir'e ulaştık. Aslanlı yoldan geçtikten sonra karşımıza Anıtkabir çıkıyor. Burada insanlar mezun olmuşlar. Mezun olan üniversite öğrencileri, yani eski üniversite öğrencileri oluyor. Gelmiş burada kep atıyor ve fotoğraf çekiliyor. Atamın huzurunda mezun olduklarını da gösteriyorlar. Demin çelenk töreni gibi bir şey oldu. Videoyu çektim, göreceksiniz zaten. Bir dakikalık saygı duruşunda da bulunduk. İçeride de atamızın kabiri var ve gerçekten Özge arkadaşımla çok duygulandık. İnanılmaz duygulandık ve ağladık onu öyle yani görünce. Ya duygulanmamak elde değil. Tekrardan hani onu görmek, onu hissetmek gerçekten çok duygusaldı. Duygusal bir andı benim için. Şimdi burayı tekrardan şöyle size göstermek istiyorum. Çok kalabalık bugün. Hani özel bir gün olmamasına rağmen gerçekten çok kalabalık. Sürekli de böyleyiz zaten. Askerleri de görebilirsiniz orada. Hiç kımıldamadan saatlerce duruyorlar. Gerçekten çok duygusal bir gündü bence. Çünkü herkes gidiyor onlarla fotoğraf falan çekiliyor. Onlarla hani fotoğraf falan çekiliyor sağ olsun hiçbiri. Hani hiçbir hani tepkide, hiçbir şeyde bulunmuyor. Çok güzel bir yer burası. Ben Ankara'ya ne zaman gelsem havayı göreceğiniz gibi bu şekilde. Yani güneşine denk gelmedim açıkçası. Ama yani hava soğuk da olsa açıkçası burada atamın yanında ısındığımı hissediyorum. Bir de İsmet İnönü'yü ziyaret edeceğiz. Son kez şöyle bir Anıtkabir'i de arkamda bırakarak, kalbimi de bırakarak başka bir yöne doğru yol alıyorum. Şimdi hamam önüne geçmeyi planlıyoruz. Kızılay'da belki Aspava diyebiliriz. Aspava'sı. Aspava'nın açıklamasını da sizinle paylaşacağım ne olduğunu. Şimdi dolmuşlarla hamam önüne geçeceğiz. Hemen bir dolmuşa binmemiz lazım. 20 dakika falan sürüyormuş buradan. Çünkü akşam geri döneceğiz tekrardan. Hiç kalmadan oraya gittiğimde de hamam önünü sizinle paylaşırım. Haydi hemen dolmuşa gidelim o zaman. Ankara, Ankara, soğuk Ankara. Gerçekten çok soğuk, donduk ya bakın. Vallahi bu bile şey geldi yani. Ne diyeyim? Ne oldu Özgeciğim? Sen de üşüyorsun galiba. Niye konuşmuyorsun? Ben ceketimi giydim çünkü çok üşüdüm ama atamızın sıcaklığı bizi ısıttı. Gerçekten de öyle. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Anıtkabir'in böyle bir yolu var. Girişten itibaren bir yaklaşık 10 dakika falan yukarıya doğru yürüyorsunuz. Şimdi o yürüdük. Atamızı ziyaret ettik. Şimdi de aşağı doğru iniyoruz. Hamam önüne ulaştık. Ben de kıyafetimi değiştirdim. Bu arada Anıtkabir'deki kıyafetimle bu kıyafetimi Bakırköy pazarından 50'şer liradan almıştım. Onu da hatırlatmak isterim. Şimdi asıl konumuza gelelim. Burası hamam. Burada önü. Demin video kariyerimi bitirmiş oldum bu esprimle. Şaka bir yana bunun amacını bilmiyorum. Bir çeşme var burada. Açıkçası ben alta yazarım ne olduğunu tam bilmiyorum. Ya açıkçası hiç araştırmadan geldim. Şu an gezdiğim yerleri vlog gibi çekmek istiyorum. Şurada kına konağı falan var. Şuralar yine hep konak ama burada kebaplar falan var. İşte bunlardan birine girip bir kebap yiyeceğiz, bir döner yiyeceğiz. Buranın döneri meşhur. Aspava'nın açıklamasını da şimdi yavaşça söyleyeceğim. Çünkü hatırlamaya çalışacağım. Allah sağlık, para, afiyet versin. Amin. Değil mi? Aynen. Aspava'nın yani uzatılmış hali bu. Açıklaması buymuş yani. Değişik geldi. Çünkü biz sorduğumuzda Aspava ne deyince falan hemen birden oradaki garson abilerden biri böyle anlatmaya başladı ne olduğunu. Neyse kısaca şu an geldiğim yeri çok beğendim. Birazcık Trili, Bursa taraflarına falan benzettim buradaki evleri. Ya Bursa'ya bayağı benziyor hatta. Ara ara sokakları da çekeceğim, size göstereceğim. Bu arada
ev hanımları burada bir yer açmışlar kermes gibi. Kendi el yapımlarıyla kolyeler falan satıyor. Bunu satın aldım. İçindeki gerçekten de çiçek. Kurutup içine koymuşlar falan. Çok hoşuma gitti. Geldiğinizde kesinlikle o kermese de uğramanızı tavsiye ederim. Kermesi zaten çektim. Görürsünüz. Bu arada demin otobüs durdu ve bize yer verdi. Yol verdi daha doğrusu. Şok olduk çünkü İstanbul'da otobüsler yol vermez. Otobüs üstümüze sürer. Hatta kaldırıma falan çıkar. O yüzden çok yani hoşuma gitti bu davranışlar. Hiç araba durmazken koskoca otobüs durdu. Başarılı. Çok iyi bir yer. Bayıldım. Güzel bir sokak bulduk. Açıkçası çok beğendim burayı. Burada fotoğraflar da çekildim. Aşağıya bir yerleri bırakacağım zaten fotoğrafları. Böyle boydan boya bir sokak. Uzun elbiselerinizle fotoğraf çekilebilirsiniz. Ankara'da bir gün. Bir sokak daha buldum. Fotoğraf çekilmeli gibi tam koşmalı. Parkına geldik. Gençlik Parkı'nın içerisinde havuzlar var böyle küçüklü büyüklü ve böyle bir köprü gibi alan yapmışlar falan. O köprüden fotoğraf çekildiğiniz zaman arkada havuz görüntüsü var. Bir kere daha gelmiştim. O zaman da çok güzel görüntüler elde etmiştim. Şanslı güneş çıktı. Güneş çıktığı için güzel fotoğraflar yakalayacağımı düşünüyorum. Çekildiğim fotoğrafları da aşağıya zaten ekleyeceğim. Görebilirsiniz. Gençlik Parkı'nın içerisi çay bahçeleriyle de dolu. Açıkçası birazdan fotoğraf falan çekilip trenin gelme yani trene binme saatine kadar buralarda takılabiliriz. Bir de gidebilirsek meclise de gitmeyi planlıyoruz. Gidemezsek buralarda takılıp sonra tekrardan tren garına gideceğiz. Şöyle isterseniz arka tarafımı da göstereyim size. Şurada Luna Park gibi bir alan var. Daha önce o tarafa geçmedim ama böyle yürüyüş alanı. Hani şöyle dediğim köprüyü orada görebilirsiniz. Havuz gösterisi var orada. Hani su gösterisi var. Ben beğendim. Güzel bir yer. Daha önce de gelmiştim. Ama o zaman hava böyle güneşlik, yani güneşli değildi. Ona rağmen fotoğraflar çok aydınlık çıkmıştı. O zaman çekelim fotoğraflarımızı. Şuraları da dediğim gibi ekleyelim. Bir de görün isterseniz. Güneş dedim. Güneş yavaştan gidiyor. Yok artık. Haydi o zaman. Şimdi de Gençlik Parkı'nı keşfedelim.
eski meclisimizin olduğu alana geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu alan. Burası araştırmalarıma göre her ayın ilk cumartesi açılıyormuş. 11 ile 3 arası. O yüzden maalesef bugün biz buraya giremedik. 25 TL'ymiş ücreti. Ya açıkçası buraya geldiğim için kendime mutlu hissediyorum. Çünkü atamızın burada olduğunu bilmek, burada varlığını hissetmek bile, yani burada olduğunun varlığını bile hissetmek gerçekten çok güzel, anlatılmaz. O meşhur bir fotoğrafı var. Onu da aşağıya koyacağım zaten. Gerçekten çok etkilendim. Gençlik Parkı'nı da çok yakın bir mesafede bulunuyor. Ben içine giremedim ama siz yani mutlaka ziyaret etmelisiniz diye düşünüyorum. Ben giremedim, sizi mutlaka ziyaret edin diyorum ama. Şimdi tren garına geldik. Birazdan trenimiz kalkacak. Onun öncesinde bir kahvemizi içelim dedik. Sıcak bir çikolatamızı içiyoruz. Daha doğrusu kahve değil. Şöyle tren istasyonunun içerisinde AVM tarzı gibi yapmışlar. Şu çok değişik yani. Hani kafeler falan var. Aşağıda lokum falan almak isterseniz öyle Türk lokumcusu muydu? Türk lokumcusu muydu? Öyle bir şey var. Alta yazarım. Lokum hani, dünyası mıydı? Lokum dünyası gibi bir şeydi. Öyle bir şeydi. Bir dakika ya. Ha, Afyon Lokum Atölyesi. Poşetin adı. Kendisi ne? Neyse işte lokumcu var aşağıda. Oradan lokum alabilirsiniz. Çok hoşuma gidiyor. O Cevahir'de falan İstanbul'da birçok yerde var ama hani buradan alıp götürmek istedik. Çünkü hiçbir yerde düzgün bir hediyelik eşya vesaire bulamadık. Hani o yüzden de elimiz boş dönmek istemediğimiz için lokum falan aldık işte. Ve İstanbul'a doğru birazdan yol alacağız. Son kapanışı da birazdan yapacağım. O zaman ben kahvemi içeyim. Daha doğrusu sıcak çikolatamı içeyim. Yine devam ederiz. Güzel bir Ankara yolculuğunun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Birkaç aksilik oldu ama yine de güzel geçti. Şimdi evime geldim ben de. Size bu vlogu hazırlayacağım. Sizinle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.